Efendim, herkese iyi akşamlar. Şimdiden birlikteyiz. Isparta'nın en çok izlenen ve gündem yaratan programı Nevarne Ögül ile karşınızdayız. Yine dolu bir programımız var. Birkaç konu var ama onu ilk bölümün sonunda söyleyeceğim. Konuğumuz Kamusen Isparta İl Temsilcisi ve Türk Tarım Orman Sen Isparta Şube Başkanı Sayın Hilmi Yılmaz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Sevgili başkanım, gündeminiz çok yoğun. Evet. Yani STK'ların özellikle sendikal çalışma yapan arkadaşlarımız çok yoğun devam ediyor. Çünkü hak arama devam ediyor, sorunlar devam ediyor. Aynen öyle. Nasıl gidiyor çalışmalar, neler yapıyorsunuz? Hocam çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bugün de sonumuzda devam ediyor. Mücadelemiz her platformda olduğu gibi kamu çalışanların özlük ve sosyal hakları için devam ediyor. Ama ben sözümüze başlamadan önce... Bu ülkemizin değişik illerinde, İzmir başta olmak üzere, Bolu, Muğla, Uşak'da meydana gelen yangınlarda mücadele eden Tarım Bakanımız başta olmak üzere, Orman Genel Müdürümüz, işte sıralı amirler, memurlar ve savaş işçilerimiz de çok mücadele ediyorlar. Onlara canı gönülden mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah o mücadelede başarılı olurlar. Herhangi bir zayiat vermeden en az zararla bu yangınlarımızı atlatırız. Bundan sonraki süreçte de ülkemizde yaşayan insanlarımızın orman yangınlarına daha hassasiyetle yaklaşmalarını, orman alanlarında gezerken, dolaşırken işte sigarasını, izmaritini, ateşini yakmamasını tavsiye ediyoruz. Ki ciğerlerimiz, ormanlarımız yanmasın. Orman askerlerimiz de, ormanla mücadele eden orman muhafaza memurları ve diğer Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli daha az mücadele etsin, çileyi çekmesin, eziyet etmesin. Ülkeye yazık, görmüşsünüzdür yazık. Resimlerde, sosyal medyada paylaşıyorlar. Yorgunluktan kafasını taşın üzerine koymuş, uyumaya çalışıyor. Yani ormanlarımız, ciğerlerimiz, hepimiz dikkat edelim. Evet, sabote var birçoğu ama var. Mesela bazıları da insan eline çıkıyor. Piknikten olan evet, şeyler. Evet. Ya gözünü seveyim, diğer dediğiniz kesinlikle gibi. Yani Allah razı olsun, ormana pikniğe gitmeyelim. Başka yere bir gidelim yani. En azından bu süreçte gitmeyelim. Bu süreçte gitmeyelim. Bir ay yani gitmeyelim, evet. Bir ay bu kadar gitmeyelim. Sıcaklığın olduğu, nemin az olduğu bu dönem gitmeyelim. Dediğiniz gibi inşallah bir daha olmasın. İnşallah Allah kolaylık versin yetkililere, çalışanlara. Evet başkanım, isterseniz önce zamlarla başlayalım. Memur maaş zamlarıyla başlayalım. Ocak zammı, Temmuz zammı ve şimdi Ekim, Kasım olmaz da konuşuluyor ve tekrar yılbaşı zammı. Memurun durumu ne? Ne bekliyorsunuz? Beklentiniz oldu mu Temmuz'da? Kıymetli hocam, şöyle söylüyorum. Biz 7. dönem toplu sözleşmeye hazırlanırken Türkiye Kamusen olarak 2024 yılı için %100 zam istemiştik. Hı hı. 2025 yılı için de %58 zam talebimiz olmuştu. Bunu bu bizim hazırlandığımız raporlar altı kesinlikle boş değildir, doludur. Hı hı. Geçmişte nasılmış, bugün nasıl olacak, gelecekte nasıl olacak diye. ARGE, Türkiye Kamusen'in ARGE çalışmasının sonucu elde edilmiştir bu değerler. Buna göre de bir rapor oluşturduk. Bunu 2023 yılındaki yapılan toplu sözleşmede ilgili şeylere verdik. Çalışma Bakanımıza verdik. Ama tabii bizim dediğimiz gibi olmadı. Ne oldu 2007. dönem toplu sözleşmeye göre 2024 yılı Ocak ayında %15 zam, Temmuz ayında da %10 zam verildi kamu çalışanlarına. Hmm. Zaten imzalanmadı, hakim heyetine gitti. Artı enflasyon farkı verilecek. Toplam ne oldu? Toplam %25. 25'in üzerine. 2024 yılı. 2024 yılı zam oranı %25. Ama bu enflasyon farkı. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Şimdi enflasyon farkı Ocak'tan Temmuz'a kadar bir dönem. Doğru. İşte şeyde ne oldu? Ocak'tan Temmuz'a. Temmuz'da %11 küsur enflasyon farkı. 9 küsur enflasyon farkı çıktı. Ortalama 19,5 civarında memurlar 2024 Temmuz'da zam aldı. %35 toplam diyelim. Yani toplam öyle oldu. Ama bu şey de olacak tabii ki de. Şimdi Temmuz'dan Aralık'a kadar geçen sürede enflasyon ne kadar olursa muhtemelen evet çok bir şey çıkmayacağı düşünüyoruz. Bunu niye söylüyorum? TÜİK de soracağım size. TÜİK'in enflasyon verileri size sağlıklı mı? TÜİK'in enflasyon verileri sağlıklı değil. Şundan dolayı sağlıklı değil. Temmuz ayının enflasyon oranı %3,25 çıktı. Şimdi biz %10 aldık. %10 kısmı dolacak ki
Ondan sonra 10'un üzeri enflasyon olursa enflasyon farkı olacağız. Ki doğru, muhtemelen bu da çok olmayacak. TÜİK ya da bilmiyorum TÜİK hangi marketten o fiyatları alıyorsa, keşke öyle bir o marketi biz de bilsek de gidip oradan alışveriş yapsak iyi olacak. Yaptılar, yani. Çok %10'un üzerinde olacağını düşünmüyorum. Olursa da 1-2 puan ancak olacak herhalde. Yani biz 2024 Temmuz-Aralık döneminde %10 artısının enflasyon farkı ne kadar olur bilemiyorum. Alacağımız zam oranı o kadar. Bir de bizde kamu çalışanlarda şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı demeyeyim de bizim diğer taraftaki sendikacı arkadaş da işte Temmuz'da %20 zam aldık diyor. 19,5'da 20'ye tamam. %19,5 zam aldık diyorlar. Biz %19,5 zam almadık 2024 Temmuz ayında. Bizim aldığımız zam %10. Niye? %10 zam aldık. Diğeri o 9,5 olan kısım enflasyon farkı. Ha, zaten kaybettik. Yani biz onu 2024 1 Ocak, 2024 31 Temmuz'da kaybetmişiz. Bu bizim cebimizden gitmiş. Bunu karşılamak için enflasyon farkı adı altında bize veriliyor. Bizim Türkiye kamusu olarak zaten bunda şöyle bir talebimiz var. Bu bizim cebimizden gitmiş, eksilmiş. Biz geçmiş dönemde bu ülkede uygulandı. Eşel mobil sistemi. Hı hı. Yani %15 Ocak'ta %15 zam verildi. Bu Mart ayında %15 bittiyse, işte Nisan ayında enflasyon %3 çıktıysa o ay direkt maaşlara yansıdı. Rahmetli Erbakan vermişti. Evet. Nur için de yansıdı. Evet. Biz o dönem bunları yaşadık ülkede. Bu bizim şeyimizi telafi ediyor. Kaybımızı en azından bir noktada telafi ediyor. Ama öbür türlü 6 ay sonunda verildiği zaman zaten gitmiş oluyor. Doğru. Bu ciddi bir kayıp kamu çalışanlarında. Yani şu anda aslında sürekli sosyal medyada ya da basında, ulusal basında kamu çalışanların çok maaş aldığı gibi şeyler yapılıyor, haberler yapılıyor. Aslında kamu çalışanları çok zam almıyor. Ha böyle derken asgari ücrette çalışan var bu ülkede. Onu da biliyoruz. Emekliye göre tabii. Yani emekli 10 bin lira işte artı 2500 lira artı 12.500 lira alacak. Bu da var. Bunu da biliyoruz. Ama bu şöyle olmaması lazım. Yani o kesimler azalıyor. Siz niye çok alıyorsunuz değil. Onlar zaten azalıyor. Onların maaşı da yükselmesi lazım. Onlarınki de yükselmesi lazım. Artması lazım ama biz bunu kamu çalışanları açısından değerlendiriyoruz. Kamu devletin bütün işlemleri, hizmetleri kamu çalışanları aracılığıyla yapılıyor. Doğru. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani sonuçta asgari ücretlinin o işi de emeklinin maaşını da yapan bir çalışan. Aynen öyle. Aslında memurlar çok maaş almıyor. Şöyle söyleyeyim. Düz memur statüsünde çalışan bir arkadaş eğer Temmuz zammından sonra söylüyorum miktarı. Evli değilse bekarsa, çocuk yoksa 37 bin lira maaş alıyor. 37 bin lira civarında. Aslında çok bir para değil yani. Ya 50-60 bin lira alıyor. Hocam özel sektöre baktığınız zaman özel sektörde 40 bin lira, 50 bin lira maaş alan insanlar da var yani. Daha fazla alan var. Yani bu işte Isparta için konuşalım. Yani biliyoruz işte o marketler var. Zincir marketlerde çalışan insanlar 35 bin lira, 40 bin lira civarında maaş alıyor. Ya da başka sektörlerde çalışan. Yani devlet memuru sadece adı var. Adı var. Öyle söylenmiş. Bir de bizi karşı karşıya getiriyorlar vatandaşla. Yani kesinlikle biz sadece ülkede hakkımız olanı istiyoruz. Ne hakkımızdan fazlasını ne de azını istiyoruz. Peki bir diğer sorun çok sık gündeme geliyor. Vergi dilimi konusu. Hem hocam, işçilerde sıkıntı hem memurlarda. Buyurun. Müsaade ederseniz vergi dilimine geçmeden önce. 2025 yılında da bizim alacağımız zam oranı. %58 istemişsiniz. Evet %58 istedik biz ama yetkili konfederasyon söz sahibi olduğu için 2025 Ocak ayında %6, Temmuz ayında da %5 zam oranımız var. Artı enflasyon farkı. Eğer olursa enflasyon farkı alacağız. 2025'te zam oranlarımız bu. İşte 2025'in Ağustos ayında tekrar 2026-2027 yılını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme masasına oturacağız. Özür dilerim. Şimdi 2024-2025 Ocak ayında %10 üzerinden verilecek, doğru mu? Değil. %6 üzerinden. %6 üzerinden. 2025 Ocak ayında alacağımız zam oranı %6. Yani %6'yı devlet verecek. Evet. Enflasyon farkı olursa da Temmuz'dan aralığa kadar %5. Evet. Neyse o verecek. Aynen öyle. %10-11 olur. Artık bilmiyorum ne olursa. Öyle gözüküyor. TÜİK çıkaracağı enflasyona bağlı artık. Keşke enflasyon düşsün. Hakikaten düşsün. Keşke. Gerçekten. Tabii ki de düşsün. Hocam biz bak şöyle düşünüyoruz. Biz bunu ilçe ziyaretlerimizde kamuda çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimiz zaman onlarla da konuşuyoruz.
Onlar da aynı şeyi söylüyor. Bizim maaşımıza zam yapılmasın. Bizim maaşımız 3 liraysa 3 lirada kalsın, 5 liraysa 5 ama enflasyonist olmasın. Enflasyonist ortamda en büyük zararı sabit gelirler çekiyor. Doğru, doğru. Yani enflasyon %10 arttığı zaman bir ayda %10 maaşın gidiyor. İşte 30 bin lira maaş alıyorsun, 3 bin lira gitti kafadan. Doğru. Yani keşke enflasyon olmasın memleketimizde, biz de işte 3 lirayla 5 lirayla bu sıkıntıda çekmeyelim ya. Evet, aynen öyle yani. Söyleyeyim. Geçinip gidelim. İşte pazara çıktığınız zaman görüyorsunuz yani. 1000 lirayla pazara çık. 4 kişilik bir aile. Sarı pazarından bahsedelim. Şu gün işte Salı pazarına çıksın 1000 lirayla 4 kişilik bir aile ancak ihtiyacı ancak karşılık. Haftalık şeyin ancak karşılık. Haftalık ihtiyacı ancak karşılık. Ki bu dönem birçok şeyin hani yerli ürünlerin çıktığı, tabii, yani de ucuzladığı dönem olarak aynen bilinmesine öyle. Rağmen. Yani her şey. Abi limon en ucuz 50 lira ya. Ne yazık ki. Ya bir karpuz. 140 50 lira abi. Hocam 10 lira bir karpuz. Bir karpuz 10 kilo 100 lira. 100 lira yani. Tabii. Bu kadar. Ki 10 kilo da gelir bir karpuz. Kesin. Peki vergi dilimi ne olacak? Böyle hep yani geçen hafta Türk İş Başkanımız da buradaydı, konuğumuzdu sağ olsun. O da aynı şeyden şikayetçi. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Evet. Biz Türkiye Kamusu'nun olarak bu konuyla da ilgili çalışmamız var hocam. Vergi dilimi konusuyla ilgili. Biz kamu çalışanların vergi diliminin %15'e sabitlenmesini istiyoruz. Hı hı. Gerçi bu hükümet asgari ücretliye bir vergi düzenlemesi yaptığı zaman biz de o kısımdan muaf olduk. Yani muaf etti. Asgari ücretlinin aldığı miktar kadar biz de muafız. Ama biz vergi dilimine daha erken giriyoruz. Bakmayın şimdi mesela %19,5 zam aldık ya Temmuz'da. Onun 19,5 yansımamıştır çoğu arkadaşa. %5'i gitti. Çünkü ya %5'i gitti. Vergi dilimine girmiştir. 15'ten 20'ye evet 20'ye girmiştir. Bir üst vergi dilimine girmiştir. O yüzden kamu çalışanların vergi diliminin %15'le sabitlenmesini istiyoruz. Ki en çok vergi veren kesim de biziz. Yani bu ülkede işte kamuda tasarruf tedbirleri çıktı. Şimdi bütün sanki ihaleyi kamu çalışanı yapmış gibi, bütün suçu kamu çalışanın bu hale getirmiş gibi ülkeyi öyle bir lanse edildi. Tasarruf tedbirleri çıktı ama biz yapmadık kamu çalışanlara. Biz vergimizi peşin öderiz. Hatta bir ara hatırlarsanız vergisini peşin ödenlere %5 indirim yapmıştı hükümet. Hatırlar mısınız? İşte hepimiz kamu çalışanıyız. Bize yapmadı mesela. Biz de peşin ödüyoruz vergimizi. Hatta peşinin peşini ödüyoruz biz. Elimize geçmeden hatta hesaba yatar yatmaz direkt vergiler kesiliyor. Yani. Sonra, sonra mesela bize yapmadılar. Biz de öyle bir ayrıcalık isterdik ama dediğim gibi Türkiye Kamusu'na olarak bu çalışmamız var. Bakanlıklara da verdik. Hala bunu ciddi anlamda talep ediyoruz. Kamu çalışanların vergi dilimi %15'e sabitlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Siz diyorsunuz ki %5, 10, 20, 30 olmasın. Olmaz. Ocak ayında %15 ise yıl bütün hep %15 olur. Aynen öyle. Ya da hadi artacaksa %15'den %20'ye çıkacaksa öyle bir talebimiz yok da ki hadi öyle olsun şeyler artsın o zaman. %15'lik vergi dilimin matrağı artsın. Anladım. Matrah yükseltilsin. Erkenden şey gibi aynen öyle yani. Peki 3600 çok konuşuldu, verildi, verilmemiz. Herhalde memnun değilsiniz. Değiliz. Niye? Hocam 3600 bu haline gelmeden önce yani düzenleme yapılmadan önce zaten sıkıntılıydı. Şimdi bir düzenleme yapıldı. Problemler biraz daha arttı. Niye arttı? 3600 4 kuruma verildi sadece. Yani her kuruma verildi ama 4 kurumda etkili olacak şekilde verildi. Şimdi göstergesi 2200 olanın ek göstergesi 600 puan artırıldı. 2800'e çıktı. Hı hı. Bunun kat sayısı değişmediği için ekonomik olarak katkısı yok. 2200 ek göstergesi olan birinin ek göstergesi 3600'e çıktığı zaman o zaman o çarpanı artıyor. %5 ise %25'e çıkıyor. Yani asıl o çıta 3600. Tabii ki de. Yani çıta 3600. O yılın esprisi 3600. 3600'ün altında olan bütün ek göstergelerin çarpanı %20 atıyor. Anladım. %20 diyorum. O yüzden katkısı olmuyor. Bakın biz bunda Türkiye Kamusu'na olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Bunu hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Çalışma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza hepsine verdik. Hatta Genel Başkanımız ve Türk Bürosu'nun Genel Başkanı, Türk İş Başkanımızla beraber Mehmet Elitaş olması lazım. Meclis Başkanı'ydı o zaman. Ona da götürdük verdik. Biz dedik ki bu 3600'ü hiç bozmayalım. Mevcut düzenleme dursun. Tabanı yukarı çekelim. 3600 dursun. 3600'ün üstündekiler de dursun. Tabanı 3000'i getirelim. Tamam. Hiç ek göstergesi olmayan 3000'e girsin. Gelsin. Öbürkü 3600'e kalsın.
Sadece bunun çarpanlarını değiştirelim. Tamam. Atıyorum 3000 olan %120 olsun katsayısı. Anladım, anladım. Öbürkününki %45 olsun, %145 olsun. Yani bu meslek ünvanlar, bu o gruplarda işte adam düz memur %3000 olsun. Yani çarpanı da ya da %125 olsun. İşte bu teknisyense %130 olsun. Anladım. Teknikerse yaptığı öyle işe olsun. Göre değişsin. Ha, işe göre değişsin. Yani kimsenin o eğitim durumuna göre de kimseyi mağdur etmeyelim. Doğruymuş. Şimdi bu teklifleri yaptık ama tabii ki de yetkili konfederasyon var. Onlar söz sahibi. Onların dediği oldu. Geldiğimiz noktada onlar ne dedi? Onlar böyle bir şey istedi. Onların ciddi bir çalışması yoktu. Önce açıklama yaptılar. Biz gidip soframıza bir çalışalım dediler. Ondan sonra verelim dediler. Değerlendirelim dediler. Sonuçta bir rapor çıktı, verdiler. Çıkan sonuç bu. Şu anda 3600 adam kamu çalışanı yüksek şeyi bitirmiş. Lisans mezun olmuş. Herhangi bir üniversite, fakülte bölümünde mezun olmuş. 3600 ek gösterge alıyor. 4200'e çıktı ek göstergesi ama ekonomik olarak hiçbir katkısı yok. Yani var da çok az işte. Anladım. 200-300 civarında bir şey var. Beklentinin çok altında. Onlar da sistem ediyor şimdi. Arkadaş niye yani biz şey yaptık, üniversite okuduk. Bu böyle mi olması lazım? Velhasıl bunun düzenlemesi nasıl olur bilmiyorum. Bir de kıymetli hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden önce söz verdi. Çalışma Bakanımız, geçmiş dönemdeki Çalışma Bakanımız söz verdi. Bununla ilgili bütün çalışmalar bitti. Meclis Başkanımız da söz verdi. Birinci dereceye düşen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge vereceğiz dedi. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı da talimatı verdi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın lafı da askıda kalıyor böylelikle. İnşallah yere düşmez. Meclis önümüzdeki yasama döneminde açıldığı zaman ilk işleri bu olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yere düşürmeden meclis bu işi sonlandırır diye düşünüyoruz. Şimdi 4 kurum ciddi anlamda aldı bunu. Yani 4 kurum eğitim, sağlık, diyanet, emniyet. Emniyet. Emniyet aldı. Sen diyanet almadı mı olmaz. Yani, alsın alsın da. Alsın, herkes alsın. Abi hepsi alsın da. Hocam o... Bir şey söylediniz. Yaptığın iş. Hocam patron. Şimdi sağlık. Neyse. Bilmiyorum. Şimdi en büyük sıkıntı şu. Mesela o 4 kurum saydık ya. 4 kurumda da çalışma barışı bozuldu bu yeni sistem. Niye? 3600'e. Şimdi sağlıktan örnek vereyim. Diyanetten örnek vereyim. Vermeyeyim yanlış anlarlar. Sağlıktan örnek vereyim. Sağlıkta sağlıkla ilgili bir bölümü bitiren meslek yüksek okulu mezunu arkadaş 2200 alırken ek göstergesi 3600'e çıktı. Ama aynı sağlık teşkilatında çalışan sıhhi tesisat. Mesela 2 yıllık mezun olan elektrik teknisyeni, artık ne teknikeri. Bunlar 2800'e çıktı. Eğitimle alakalı. Anladım. Aynı kurumda çalışma barışı da bozuluyor böylelikle. Şu anda bu 3600'ü bekleyen o kadar çok insan var ki emeklilik için. Hocam şöyle söyleyeyim. 33 yıllık bir lisans mezunu arkadaş. 33 yıldan emekli olursa yaklaşık 1200 lira civarında ikramiye alacak. 30 bin lira civarında da maaş bağlanacak. Bunlar net şeyler değil. Tamam, tabii. O değişebilir. Aynı şartlarda 2800'den bir tekniker 33 yıldan emekli olursa 950 bin lira ikramiye alacak. 25 bin lira civarında da maaş bağlanacak. Aradaki makas bu. Bu. Bayağı var. Çok. Yani bu yüzden bir an önce bu çok adil olmayan sistemin düzeltilmesi lazım. Yani 3600'ün bütün memurlara, yani birinci derece düşen bütün memurlara verilmesi gerekir diye düşünüyoruz biz kamusal olarak. Peki daha önce gündeme gelen yardım hizmetler grubundan gelen idare hizmetlerine geçme durumu vardı. Ne düzeldi mi bu sistem? Düzelmedi. Bu hala aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili de ciddi çalışmalarımız var. Özellikle Genel Başkanımız Önder Kahveci'nin ve Türk Bürosu'nun Genel Başkanımız Türkeş Güney Bey'in ciddi çalışmaları var. Hem mecliste siyasi parti grup başkan vekillerine hem bakanlarımızla hem şifayen sözlü olarak hem de raporlaşmış halde bunları verdik. Çalışmalarımız var ama henüz bunun sonucuna ulaşamadık. İnşallah tez zamanda sonuçlandırabiliriz. Memurların da bazen ümidi kırılıyor ama kırılmasınlar. Yani Türkiye kamu sen varsa ümit hiçbir zaman bitmez. Belki kamuda zor yapılıyor bazı şeyler ama oluyor bir olsun şekilde. Yani. Yani, evet, bir şekilde o kulisi oluşturmak, bunları gidip bakanlara anlatmak, grup başkanlarına tamam. Anlatmak kolay değil yani. Doğru. Ama bunun altyapısını aşağı yukarı oluştu. Olmayacak değil.
İnşallah yeni yasama döneminde bunların hepsi gündeme gelir. O yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız da gene idari hizmetler sınıfına geçer. Onlar da mutlu olur umarım. Peki bayram ikramiyesi ne oldu? Hocam talebimiz var. Mesela kamuda üniversite mezunu olup da, lisans mezunu olup da işçi kadrosunda çalışan arkadaşlar var. Hı hı. Adam işte biyolog olmuş, suriner mühendis olmuş, makine mühendis olmuş ama kamuya bir şekilde işçi kadrosuna girmiş. Biz diyoruz ki bununla ilgili raporlarımız da var. Bir defaya mahsus kamuda bunu hükümet bize şey yapsın, tolere etsin. Yani? Kamuda yüksek işte üniversite mezunu işçi kadrosuna çalışan arkadaşları kendi ünvanlarına geçirirsin diyoruz. Anladım. Bir defaya mahsus. Mühendis olsun. Biyologsa biyolog olsun. Anladım. Kimyagerse kimyager olsun. Yani böyle bir talebimiz var. Bununla da ilgili çalışmalarımız var. Ki bu sayıda azımsanmayacak kadar kamuda baktığınız zaman. Ciddi anlamda böyle bir oran var yani. Ama olması lazım. Adam bitirmiş, lisans mezunu olmuş. İşte hasbel kadar işçi olarak girmiş. İşini de yapıyor. İşçi kadrosunda ama işini de yapıyor. Mühendis işini yapıyor. Ama sadece imza yetkisi yok. Hem özlük haklarından faydalanamıyor. Hem resmi imza yetkisi olmuyor. Bir defaya mahsus onlar da o haklardan faydalansın talebimiz var. Bayram ikramiyesine gelince kıymetli hocam. Hani bilirsiniz kamu işçilerimiz tediye alır. Evet. Onların tediyesi vardır. Şimdi emekli olan bütün emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Azca da çok bir şekilde veriliyor. Biz de bunu sadece kamu çalışanlarına, memurlara verilmiyor. Ya iki bayram var zaten. İki dini bayramımız var. Bu bayramlardan önce biz de talep ediyoruz. İnşallah tez zamanda verirler. Hükümet çok yaklaşmıyor ama kamu işvereni. Biz de geri adım atmadık bundan. Atacak gibi de görünmüyoruz. Sanki yakın zamanda ama devam edeceğiz. Muhtemelen belki orta ve uzun vadeli olabilir. Yani kamuda tasarruf tedbirleri de geldi. Muhtemelen ona takılacak biraz daha üstelesek. Vazgeçmiş değiliz. Almak için her türlü gayret çabayı göstereceğiz. Tez zamanda almanın derdine düşeceğiz. İnşallah. Başkanım genel olarak bunlar sorun aslında. Talep. Birçok şey. Başka yetkililerin beklentileriniz neler? Hem Isparta ölçeğinde hem Türkiye ölçeğinde. Hocam şeyden de bahsedelim. Bizim 7. dönem toplu sözleşmede toplu sözleşme ikramiyesi vardı. Hı hı. Bunu Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Evet. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ciddi anlamda bir çalışmayla hem genel başkanımız Allah var. Burada Türk Bürosu'nun genel başkanımız Türkeş Güney ciddi anlamda mesai harcadı. Zaman harcadı. En son meclis kapatmadan önce kabul etti. Hükümet dediğim gibi grup başkan vekilleriyle görüşe hatta çıkmayacaktı. En son gece 3.30 gibi tekrar görüşmeler sağlandı. Telefonlar açıldı. İşte bunlar kolay olmuyor yani. Ya tabii ki de kolay olmuyor. Allah var. Biz takip ettik yani. Biz de yaptık. Diğer sendikada mücadele etti bu konuda. Ama yapmayıp da boy boy resim atanlar da oldu. Çıktı. Bu aslında... Bu ne kazandırdı? Yani ne kaybettirmiş ne kazandırdı? Şöyle söyleyeyim. O zaman 530 lira civarındaydı herhalde. İptal edildiği dönem. Şubat, Mart gibi iptal edildi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 530 lira gibiydi. Şöyle. Kamu çalışanları... Sendika üye ise binde 5 kesinti olur. Tamam. Bu brüt maaştan değil ama. Net bu kamuya değişiyor ama binde 5. Yani düz memurlar 200 lira, 100 gelmez, 180 civarında alıyor. Yani bu kamu çalışanı 180 ile 300 lira arasında değişen miktarda kesinti olur. Aylık mı, yıllık mı? Aylık. Aylık. Aylık kesinti olur. O zaman 530 lira civarında, şu anda da 641 lira. Aylık mı verecek? Aylık. Her ay 641 lira. Yani sendika üyesi olduğun zaman... Sendika üyesi olan her devlet memuru ayda 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alır. Bu ne zaman başlayacak? Başladı. Temmuz'da alındı. Ağustos'ta alındı. Tamam. Bu ay alındı. Bu ay başladı. Buradan da emeği geçen hem sendika genel merkezimize hem mecliste destek olan siyasi partilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bununla da ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye evet. Kamuşları'nın çalışması bu konuda şey hocam. Toplu sözleşme ikramiyesi, işçilerde tediye dedik ya.
Biz bu toplu sözleşme ikramiyesinin yılda brüt asgari ücret kadar olmasını istiyoruz. Bizim talebimiz bu. Bu aylık verilsin. Geçen yıl 2023'te 3 aydan 3 ay veriliyordu bu para. Toplu sözleşme ikramiyesi. Bu yıl aylık veriliyor. Bizim talebimiz brüt asgari ücret olması. Yani 25 bin lira civarında. Evet, 25 bin lira diyecektim. Evet. O da aylık işte 2500 lira gibi olur. 2000 lira falan, evet. Yani bizim talebimiz buydu ama kazanılmışak işte 641 lira. Bununla da devam ediyoruz. Türkiye kamusuna olarak bunun da peşindeyiz. Bunu da bırakmadık. Amacımız kamu çalışanın cebine bir lira daha para koyabilmek. Derdimiz o. Ne güzel. Son dönemlerde hocam biliyorsunuz kamuda tasarruf geldi. Bunu yüksek sesle dillendirdik ki Isparta'da da basın açıklaması yaptık bununla ilgili. Yani kamu çalışanının servisi engellense nereye kadar gideceğiz? Yani ne olacak? Servisimiz vardı. Özellikle merkezlerde, büyük yerlerde servislerimiz kaldırılması isteniyor. Biz bununla ilgili dava da açtık. Türkiye Kamusu'nun dava da açtık. Servislerimiz kaldırılmak isteniyor. Lojman kiraları artırılmak isteniyor. Zaten kamu çalışanı kıt kanaat geçiyor neredeyse. Yani hele bir de çoluk çocuğu üniversitede okuyorsa ve il dışında okuyorsa gerçekten zor. Yani bunu kabul etmek lazım. Kamu tasarrufu yapılsın. Hep beraber yapalım ama sadece memurun üzerine yüklenmesin. Olmaz. Servisimize dokunmayın. Herkes üzerine düşeni yapsın. Herkes üzerine düşeni yapsın. Evet. Diğer sorundan geçti. Çoğu 3600 diğer zamla hepsini konuştuk. Ben şu konuda açmak istiyorum. Çok da şey yapmam ama sanki böyle bir kamuda kamu servis sistemi var değil mi abi? Var. Var hocam. Bunu bir kısaca açmak istiyorum ben. Yani bu sistemimiz niye? Hocam kamuda Isparta için konuşayım ben. Evet, ciddi anlamda sistemimiz var. Çok rahat konuşamayacağım herhalde cümlelerimi. Çok rahat şöyle hani amacımız polemik yapmak değil. Amacımız şey yapmak değil. Sadece siz kendi yöreninizin sıkıntılarını, dertlerini, hani sistemlerini iletin diye sordum bu konuyu. Hocam siz Türkiye Kamusu'nu yıllarda tanırsınız. Şu anda Türkiye Kamusu'nun temsilcisi benim kişiliğimi de tanırsınız. Kesinlikle biliyorum. Kimseyle polemik gibi bir derdim asla olamaz. Biliyorum. Amacımız kamu çalışanlarının hakkını korumak. Yani Isparta'da Türkiye Kamusu'nun olarak evet sistemimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini seven, devletin üzerinde yaşayan milletini seven, bayrağını seven, ezan dinmesin diye mücadele eden bir sendikayız. Kamuda bizim beklentimiz idarecilerimizin, yöneticilerimizin bu hassasiyetleri göz önünde tutarak bize davranmasını istiyoruz. Ve diyorsunuz ki biz böyle hassas bir sendikayız. Dolayısıyla biz de söz sahibi olmuş. Söz sahibi derken hani hizmet anlamında böyle bir pozisyon almak istiyorsunuz. Doğru. Biz de söz sahibi olalım. Bizim dediklerimiz de yapılsın. Ki biz büyük şeyler istemeyiz. Bak gerçekten Şakir Bey, bizim taleplerimiz öyle büyük talepler değildir. Ya böyle küçük taleplerden daha hizmet olsun, daha adam olsun. Küçük diyorsun. Taleplerden mutlu olabilen bir teşkilatız biz ya. Bizim arkadaşımızın bir arkadaşımızın yok sayılmayan diyorsun. Bir arkadaşımızın tayin işini gittik mesela. Oradan buraya aldıkları. Baba biz o kadar çok mutlu oluyoruz ki. Ama bize bu çoğu zaman reva görülmüyor. Anladım. Bizim sistemimiz bu. Yoksa biz devletimizi seviyoruz, idarecilerimizi seviyoruz, milletimizi zaten seviyoruz. Yani bizim ülkemiz, önce ülkemiz diyoruz zaten. Yani taşın altına elimizi koyuyorsak hizmet anlamında biz olalım diyorsun. Hocam her türlü koyuyoruz işte. 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Yani biz buradaydık yani. Evet. Önce biz indik sokağa. Ki o dönemde bizi bilirsiniz çok suçlandık yani bizler. Çok suçlandık. Ama yok yani öyle bir şey yok. Bu devlet için Türkiye Kamusu'nun her zaman bırakın elini gövdesini koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir. Zaten bizim genel başkanlarımızın hem Önder Bey'in hem ondan önceki genel başkanlarımızın şöyle bir sözü vardır. Değerlerimize ters olan kişileri üye yapmayın. Bitti. Yalanla kimseyi kandırarak üye yapmayın. Bize inanarak, severek, bilerek insanlar gelsin üye olsun. Kandırmayın kimseyi diyor. Eğer öyle üye yaparsanız iki elim yakanız olur. Her iki cihanda da diyor. Böyle bir genel başkanımız varken niye arkadaşlarımızı kandıralım? Hiç önemli değil. Sayımız belki az olabilir. Yani yetkili konfederasyonla kıyasladığınız zaman. Ama öyle değiliz. Biz bu ülke için her zaman her yerde varız. Türkiye'de kaç üyeniz var? 570 bin civarında. Bir rakam aslında.
Hocam ciddi rakam, gerçekten ciddi rakam. Yani şimdi ne olur kimse beni yanlış anlamasın. Tabii. Biz sendikacılık yapıyoruz. Şu anki yetkili konfederasyon bu şekilde çalışmasa, siz biliyorsunuz bu şekilin şeyini, bu şekilde çalışmasa mümkün değil böyle boyayı bulamaz. Gidiyoruz biz tek tek oda oda geziyoruz. Arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz, anlatıyoruz. Buna rağmen, bakın az önce kamuda çektiğimiz sıkıntılardan bahsettik. Hani çok detaya inemiyorum. Buna rağmen 570 bin ülke genelinde çok ciddi bir sayı. Doğru. Yani ama olsun, hiçbir zaman mücadeleden geri adım atmayacağız. Kamu çalışanların özlük ve sosyal hakları için her zaman mücadele edeceğiz. Bundan önce ettiğimiz gibi bizim derdimiz devlet. Eyvallah. Biz eylemlerimizde de, basın açıklamalarımızda da, toplu hareketlerimizde de hiçbir zaman kimseye zarar vermeden, kırmadan, dökmeden hakkımızı ararız. Hakkımızı aramak için mücadele ederiz. Böyle derken işte siyaset diyorlar, siyasetle ara. Evet, siyasetle de aramız iyi. Çünkü ülkenin sistemi böyle. Hocam. Siyasetsiz hiçbir şey olmuyor. Evet, ülkede. Şimdi arkadaşlar diyor ki işte siyasete çok yakınsınız. İşte 3600'den bahsettik. Az önce bir sürü konudan bahsettik. Vergi diliminden bahsettik. Toplu sözleşme ekonomisinden bahsettik. Yasa kim çıkaracak? Siyaset çıkaracak. Ne yazık ki. Milletlik çıkaracak. Gidiyoruz, görüşüyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Mecbur siyasetle beraber hareket edeceksin. Ha böyle derken hiç kimsenin nereye gideceğine oyuna da karışmayız. Taktığım. Perdenin arkasına gittikten sonra vicdanla başlayacak. Kimi tercih ederse, dediğim gibi ülkenin altına dinamit koyacak kişileri tercih etmesin. Vatanı bayrağı indireceklere, bayrağı hain asker, devletin askeri hain diyecekleri de tercih etmesinler. Evet. Bizim kırmızı çizgimizdir. Bu yok arada şey yani. Değerli izleyiciler, Hilmi Başkanım şehit babası. Evet. İnşallah şefaatçi olsun diyelim. Başkanım, eksik bir şey bıraktın mı? Buyurun efendim. Son olarak kamu çalışanlarına demek isterim ki 8. dönem toplu sözleşmesi yaklaşıyor arkadaşlar. Kısa bir süre kaldı. 2025 Ağustos'ta toplu sözleşme masasına oturulacak. Yetkili konfederasyon 7 defa sözleşme imzaladı. Her sözleşme bir öncekinden kötü geldi. Kamu çalışanlarının sorunları birikerek artmaya devam ediyor. Gelin 8. dönem toplu sözleşmesinde Türkiye Kamu Sen'i yetkili olarak o toplu sözleşme masasına oturtalım. Türkiye Kamu Sen'in ne yapacağına hep beraber bakalım. Yani diyorsunuz ki biz o masaya oturursak kamu çalışanı daha çok hak alacak. Evet, iddiamız peki. Bu. Başkanım çok teşekkür ederim. Allah ben kolaylık teşekkür ederim versin. Hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, Kamu Sen Isparta İl Temsilcisi ve Türk Tarım Orman Sen İl Şube Başkanı Hilmi Yılmaz konuğumuz oldu. 3600'den zamlara, bayram ikramiyesine, vergi dilimine ve diğer konulara kadar bahsetti. Şimdi dediğimiz gibi sorunlar, evet, hak alınıyor ama hayat devam ediyor. Sorunlar artarak devam ediyor. İnşallah çözülür diye temenni i̇nşallah. Ediyoruz. İnşallah. Evet, şimdi ikinci bölümde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü Isparta Belediyesi'nin yeni sosyal tesisleri açıldı. Çok da güzel olmuş. Onu izleyeceğiz. Andık Deresi'nde, Kazıcı'ya, o bölgeler hakikaten çok güzel oldu. Onların törenleri var, onları izleyeceğiz. Yine bu akşam saat 6'da yine Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdemir'in önderliğinde bir dernek kuruldu. Bu çok kıymetli bana göre sevgili başkanım. Siyaset değil ama tıp fakültesinin arka tarafında 100 yataklı bir yoğun bakım ünitesi kurulacak. Şimdi bu niye önemli? Sağlık bir, iki, Allah kimseye göstermesin ama başına gelen biliyor. Özellikle Türkiye'de var ama bizim bölgemizde bir yoğun bakım sıkıntısı var. Hakikaten sıkıntı var. Evet, yani birçok hastamız sıkıntı. Şimdi Mehmet kardeşimin kızı İrem evladımızda trafik kazası geçirmişti Kıbrıs'ta. Çok şükür düzeliyor. Rabbim inşallah yurtseven ailesinin yüzüne gülsün, evlatlarını bağışlasın. Yoğun bakımdan palyatife geçmek için bile 2-3 hafta beklenebiliyor, beklediler. Şimdi insanlar telefon açıyor. Şarkıraç'tan, Yalvaç'tan, Sanlıklı'dan, başka illerden gelecekler. Şehir Hastanesi'nde, tıp fakültesinde yoğun bakım yer yok deniyor. Bekliyoruz, Mehmet de bekledi, biliyorum o süreci. Hakikaten sıkıntı. Dolayısıyla Şükrü Başkan'ın önderliğinde kurulan o derneğin yapacağı, yani hayırseverlerin katkılarıyla ki herkesin desteğini bekliyoruz bu işe. Herkese bir gün lazım olur. Allah göstermez ama sonuçta oluyor abi.
Ramazan Kurban Bayramı arifesinde Özyer'in motosiklette trafik kazası geçirdi. İki arkadaş motosiklette. Birini şehir hastanesine, birini tıp fakültesine göndermişler o gün kaza olunca. Sonra bizimki de tıp fakültesine gitmek zorunda kaldı. Gerçekten yoğun bakımda yer yoktu. Sonra nasıl olduysa bir yer boşaldı herhalde. Aldılar. Evet. Ciddi anlamda Isparta'da yoğun bakım ihtiyacı var. Var. Dolayısıyla bu yatırım çok kıymetli. 100 yatak çok önemli. Çok önemli. Buradan da çağrıda bulunalım. Bütün herkese imkan dahilinde zengin çok versin, az olan az versin ama bu derneğe, bu güzel çalışmaya herkes destek olsun. Bir an evvel yapılsın. İşte az önce söyledim. Yani Kıbrıs'tan Isparta'ya İlhan kızımızı getirmek için Mehmet'in kızını bir bayağı bekledi. Niye? Yoğun bakım yeri yok diye. Evet. Daha sonra şehir hastanesi yeri boşaldı, geldi. Dolayısıyla Temel Patrüveni yapıldı. Burada Sayın Şükrü Başkan'a, emeği geçen herkese, hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetli. Ama lütfen Ispartalı olsun, ilde başka ilden olsun, başka ilde yaşayan Ispartalılar olsun, lütfen bu derneğe imkanımız dahilinde destek olalım. Yani bir gün kendimiz, Allah korusun, yakınımız, arkadaşımız, eşimiz, dostumuza o yoğun bakım lazım olabiliyor. İnanın bazen, sık sık bazen değil, il il abi başkanım yoğun bakım boş mu diye arıyorsunuz. Evet. Ben bunu çok yaşıyorum. Doğru. Birçok arkadaşımız arıyor. Onun için lütfen, evet akıllı olan Mehmet söylüyor, akıllı olmayan başa geliyor. Herkes imkanı dahilinde bu derneğe yardım etsin. Yola çıkarken 25 yataktaya çıkıldı. Şimdi 100 yatağa çıktı. Ben daha sonra söyleyeceğim ama birçok isim var. Söyleyeyim mesela. Buradan Ünal Turgut abime çok teşekkür ediyorum. İsimleri ben duydukça söyleyeceğim. Lütfen benim ben de yardım ettim demeyin. Ben Sayın Şükrü Başkanım yardım edenleri buradan açıklamak istiyorum. Tek tek, az veya çok. Niye? Demiş ki Şükrü Başkan'a ben demiş İster 25 yataklı olsun, ister 100 yataklı olsun, bütün mermeni ben düşeceğim demiş, bütün binanın. Allah binlerden razı olsun. Bizim bu tür Ünal abi gibi güzel insanlara ihtiyacımız var. Evet. Herkes çok güzel, herkes iyi insandır, içinde iyilik belirtir ama bunu vermek kolay değil. 100 yataklı bir yoğun bakım ünitesinin, hastanesi diyelim artık neyse, bütün mermeni vermek öyle her babayının harcı değil. Onun için vermez. Herkesi, az veya çok, gönlünden ne koparsa, imkanını zorlamak şartıyla buraya destek olmasını bekliyoruz. Evet, Mehmet diyor, bugün İrem palyatife çıktı, hemen arkasından doldu. Çünkü sırada bekleyen birçok insan var. Bir diğer konu, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde üniversite tercihleri bitti. Yani okullar açıklandı, hem ISUB'u hem SEDEV'i neredeyse %100 dolu. Bu güzel bir gelişme. Ama burada yani her iki rektörümüze, bütün hocalarımıza, bütün personel sağ olsun da emekleri çok büyük. Bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. İki gündür bir haber dolaşıyor. 4 tane ilçemizde Kredi ve Yurtlar Kurumu binalarında depremle ilgili test yapılacakmış. Bir daha söyleyeyim. Amacımız kimseyi kırmak, kimseyi aslında eleştirmek değil. Ama Yalvaş, Eğirci, Atabey, Sütçüler. Evet, değerli yetkililer. Kredi Yurtlar Kurumu'nun, Genç ve Spor İl Bakanlığı'nın değerli yetkilileri. Hepinizin emeği var, kabul ediyoruz da. Ya arkadaş, sınav sonuçlarının belli olacağı tarih aşağı yukarı, yani açıklanacağı tarih belli. Öğrencilerin geleceği tarih belli. Hepsi belli. Siz bu testleri daha önce yapsanız, yaptırsanız da, hata kimin onu bilmiyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu noktaya gelmesek olmaz mı? Bina daha önce sağlamsa, evet arkadaşlar gelin burada kalın denilse, sağlam değilse, ya bu ilçede yurt yok denilse de insanlar tercihini ona göre yapsa, önlem alınsa olmaz mı? Sütçüler mesela. Ne yapacak çocuklar? Ne yapacak çocuklar? Zaman? Ya da birilerinin kucağına mı yönlendirecek çocuklar? Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani niçin bugüne kadar beklendi? Belki bakanlığın hatası, bunu bilmiyorum. Bu amacım burada kimseyi suçlamak değil ama gelinen noktaya bakıyorsunuz. Ya inşallah sıkıntı olmaz. İnşallah binalar sağlam çıkar. Mesele o değil ama niye Isparta'nın gündeminde bu var ya? Duymamıştım ben hocam sizin bahsedinceye kadar ama tabii hoş olmamış. Olmaz yani bu. Ya Haziran, Temmuz, Ağustos abi 2,5 ay var. Hatta bırak 2,5 ayı daha önce yani tam okullar kapanırken yapsanız bu işi. Yapılsa belki tüm Türkiye'de benzer sıkıntılar var. Onu da bilmiyorum yani. Yazık, günah değil mi abi? Şimdi yani bina sağlam değil. Ne olacak?
Çocuk da galiba baktı. Atabey de, Yalvarsa, Sütçüler de, atıyorum her ilçede, Eğirdir'de KYK yurtu var diye bu okulu tercih etti. Ne olacak? Bunun yasal prosedür nedir bilemiyoruz ama o kurumun işleyiş sistemi... Abi hatta bakanlıksa bakanlık yani, yapsaydı keşke yani. Bunu daha yaptırsaydı. Ben ya da ama buradaki suçlu kim bilmiyorum. Hatta evet, hatayı kim yapıyor bilmiyorum. Suç demeyelim de. Suç demeyelim evet. Yani bu yanlış olur ama bu... Bir eksiklik olmuş. Bir eksiklik var abi, bir sorun var ya. Ya bir empati yapın. O veli yerine, o çocuk yerine kendinizi bir koyun ya. Ankara bilmiyorum ya. Ama yazık günah. Hakikaten yazık günah. Ve bu tür şeyler de Isparta için... hoş olmuyor. Olmaz. Yani o bir yani tabii iyi ki, olmuyor. Bugün ki. Az önce işte sosyal medyaya bakıyorum, ulusal basında bu konuşuluyor şimdi ya. Yazık günah. Bir tarafta yani üniversite camiaları hakikaten sayın rektörlerimiz herkes çaba sarf ediyor. Isparta'ya bir fazla öğrenci gelsin, eğitim daha iyi olsun diye. Bu taraftan da bunları yaşıyoruz. Kısa bir aramız var, sonra tekrar birlikteyiz efendim.